Bebeklik ve erken çocukluk döneminde sık görülen davranış sorunları. Bebeklik depresyonu. Anne bebek ilişkisinin kısa ya da uzun süreli kesilmesine bağlı olarak ortaya çıkan ayrılıklarda yaşanır. Yaşanan bir ayrılık, kayıp, terk edilme, hastaneye yatma gibi durumlarda özellikle anne bebek ilişkisinin kesintiye uğramasıyla ortaya çıkar. Örneğin böyle durumlarda bebek anneden ilk ayrılma sürecinde, ilk günlerde daha sağlıklı, daha neşeli, daha güler yüzlü, çevresindekilerle daha ilişki içinde, onlara tepki verir iken zaman ile anne ile ayrılık süresinin uzaması ile gittikçe bazı kayıplar yaşamaya başlar. Özellikle duygusal ve davranışsal tepkileri giderek daha da olumsuzlaşır. Bu çocuklar çevrelerindeki uyaranlara daha az tepki verirler. Onlarla ilgilenen kişilere umursamazlar. O neşeli ve güler yüzlü hallerinin yerine daha küskün ve depresif bir e, tutum ve davranış biçimi yer alır. Dolayısıyla görünümleri daha mutsuz, daha mızmız ve daha çok ağlamaktadır. Ve giderek bu bebe e, giderek bebekler kilo kaybı ve yeti yetime dediğimiz duygusal, zihinsel ve psikomotor alanlardaki işlevlerindeki bozulmalar ile e, tablo daha da ağırlaşır. Bebeklik depresyonu ile ilgili ise bu sürecin iyileşmesinin en önemli belirleyicisi bebek ile kurulan e, ilişkidir. Yani annenin tekrar geriye gelmesi ya da anne yerine geçecek olan kişinin bebekle kurduğu duygusal ve sevgi dolu bir ilişki bu iyileşme sürecinin en önemli belirleyicisidir. Bebekler tekrar eski sağlıklı neşeli günlerine, e, sağlıklı gelişim sürecine bu koşullarda dönebilirler. Aksi halde bu bebeklerde tablo giderek daha da ağırlaşabilir. Tepkisel bağlanma bozukluğu özellikle anne bebek arasındaki bağlanma sürecinde yaşanan güvensiz ve kaygılı bağlanma ile ya da sağlıklı ve güvenli bir bağlanmanın gelişmemesi ile ortaya çıkan bir süreçtir. Dolayısıyla bebeklerin sağlıklı gelişim açısından anne ile bebek arasındaki bağlanma son derece önemlidir. Tepkisel bağlanma bozukluğu yaşayan çocuklarla ilgili olarak ise özellikle aile içinde yaşanan, bağlanmayı engelleyen ya da sağlıklı bir bağlanma ilişkisinin gelişmesini engelleyen noktalarda müdahale gerekir. O yüzden aile için mutlaka bir psikososyal müdahale e, uygulamak gerekir. Aynı zamanda ebeveynlerin becerilerinin desteklenmesi, özellikle annenin, bir psikopatolojisi var ise bu psikopatolojiye yönelik bir müdahale, bir psikoterapi hizmeti alması sağlanmalıdır. Bebeğin sağlıklı gelişebileceği, güvenli bir aile ortamının oluşması son derece önemlidir. Eğer bu çocuk bir kurumda kalıyorsa o zaman kurumda da sağlıklı ve tutarlı bir ilişki geliştirebileceği bir bakıcı çocuk ilişkisi sunmak tek kısa bağlanma bozukluğuna müdahale açısından son derece önemlidir. Beslenme bozuklukları yine bebeklik döneminde ve erken çocukluk döneminde sıklıkla görülen sorunlar arasındadır. Burada da karşımıza en çok çıkan sorunlar ruminasyon bozukluğu, bebeklik obezitesi, aşırı beslenme, bebek anoreksiyası, besin seçme, iştahsızlık gibi sorunların sıklıkla görüldüğünü söyleyebiliriz. Ruminasyon bozukluğu dediğimiz kısmen hazmedilmiş bir yiyeceğin belirgin bir bulantı, kusma ya da övülme ile ya da sinirim sistemi bozukluğu ile ilişkisi olmadan tekrar ağza getirilmesi ve yeniden çiğnenmesidir. Yani tekrar tekrar aslında bir geviş getirme gibi çiğnenmesidir. Genellikle 3 ila 12. aylar arasında görülebilir. Bu dönemde normaldir. Ancak gelişim geriliği olan çocuklarda da ortaya çıkabilir. Fakat daha sonraki dönemlerde ortaya çıkan bir durumda ise ruminasyon bozukluğu olarak bunu değerlendirmek ve gerekli müdahaleyi bebeğe sunmak gerekir. Bebeklik obezitesi bebeğin vücudunda aşırı yağlanma anlamına gelir. Genetik yapı ile ilişki kurulsa da daha çok yanlış beslenme ile ilgili olduğu söylenir. Annelerin şişman bebeklerin daha sağlıklı olduğunu inanması gibi bir toplumsal özellikle beklenti ile hareket etmesi nedenlerden birisi olabilir. Bebeklerin az yemesi ile özellikle ilişkilendirilebilen bir kilo e, izlenmesi ya da annenin bebek bebeğin zayıf olması, zayıf kalması ve buna bağlı endişeleriyle daha fazla yemek yedirmeye yönelik e, davranışlar obeziteyi destekleyebilir. Dolayısıyla erken yaşta zorlayıcı bir beslenme ile de obezite maalesef tetiklenebilir. Dolayısıyla aslında yiyecek ile ödüllendirmek burada yine bir başka risk davranış olarak karşımıza çıkabilir. Sağlıklı bir gelişim süreci açısından, fiziksel sağlık açısından elbette önemlidir. O yüzden bebeklerin sağlıklı gelişim ve kilo takibi noktasında özellikle annelerin sağlıklı beslenme konusunda eee eğitilmesi, eğitimlerle becerilerinin geliştirilmesi önemlidir. Aşırı beslenme, bebeğin gereğinden çok ve isteği dışında zorla eğdirilmesi anlamına gelir. Burada özellikle bebeğin her ağlamasını açlığa yoran, çocuğunu yeterince besleyemediğini düşünen kaygılı annelerde daha sık görülebilir. Bebek anoreksiya nervozası bebeklik anoreksiyası, bebeğin belirgin şekilde ve sürekli bazı besinleri almayı reddetmesidir. İleri yaştaki sonraki e, anoreksiya içinde bir risk faktörüdür. Bebeklerin 6 ay ile 2 yaş arasında ortaya çıkan ve bu çocukların genellikle bağımlı bir kişilik yapısına doğru bir eğilim gösterdikleri vurgulanmaktadır. Hem bebek hem de annede anksiyete ve mutsuzluk özellikle Sık görülür dolayısıyla böyle bir tabloda özellikle annenin bebeğin beslenmesiyle ilgili kaygısı ve buna bağlı olarak bebekte de ortaya çıkan bir e, kaygı e, şeklinde tanımlanabilir. Besin seçme en büyük faktör anne babanın besinlere karşı tutum olarak değerlendirilmekle birlikte özellikle... Ee, çevresindekileri model alan çocukların anne babanın besinlere karşı tutumunun yanı sıra etkilenmesiyle ve anne babanın çocuğun beslenmesi konusundaki hatalı davranışlarıyla ortaya çıkabilir. Sadece çocuğun sevdiklerinin pişirilmesi üzerinden gelişebilir. Ee, bununla birlikte bazı bebeklerin özellikle hiç yeni besinler denememesi, ebeveynlerin bu konuda bebeklere ve çocuklara erken dönemde bazı besinleri yeterince tattırmamasıyla da tetiklenebilir. Dolayısıyla aslında yine bir ebeveyn tutumu olarak besin seçmeninde desteklendiğini ya da, ya da pekiştirildiğini görebiliriz. İştahsızlık çocuğun besini almak istememesi ya da seçme davranışlarıyla da açıklanabilir. Ailelerin en çok yakınlıkları durum çocuğun hiçbir şey yemediği şeklindedir. Az yemek, çok seçici yemek, çok yavaş yemek, yeni bir besin ne denememek, yemek yerine abur cubur tüketmek, yemek yerine içmeyi tercih etmek iştahsızlık tanımının içinde yer alır. Ama aslında tüm bunlar bebeğin gerçekten yemek yemesiyle ilgili fizyolojik bir neden var mı yok mu ve bunun kaynağı nedir, neden bebekte bir iştahsızlık, fiziksel bir sorun mu, geçici bir durum mu, yoksa ebeveyn ile ilişkili bir durum mu ya da bebeğin yaşadığı bir herhangi bir stres ya da kaygı kökenli mi şeklinde değerlendirilmesi gerekir. Evet, öfke nöbetleri ise özellikle çok sıklıkla görülür çocuklarda. Öfke doğal bir duygudur ancak nasıl ifade edildiği aslında sorun alanı diye tanımlanmaktadır. Öfke Doyurulmamış isteklere ya da istenmeyen sonuçlara ve karşılanmayan beklentilere yönelik hissedilen duygusal bir tepkidir. Öfke doğal sağlıklı bir duygu olmakla beraber kendine veya başkalarına zarar verecek boyuta geldiğinde ise yıkıcı bir hale alır. Dolayısıyla da bebekler ve çocuklar özellikle erken dönemde çocuklar genellikle herhangi bir engellenmeyle karşılaştıklarında ya da incindiklerinde daha çok öfke tepkisi verebilirler gelişimsel olarak bazı dönemlerde öfkenin kontrolünde zorlanabilirler. Ancak süreç içerisinde biz erken çocukluk döneminden itibaren e, çocuklara öfkelerini nasıl ifade edebileceklerini, öfkelerini ifade etmelerinin sağlıklı yollarını hem model olarak hem de onlara öğreterek bu duygunun kontrol edilmesi konusunda destek olabiliriz. Saldırganlık ise başkasına, başkalarına, nesnelere veya hayvanlara yönelik olarak gerçekleştirilen fiziki olarak zarar verme eylemlerinden oluşur. Bir yıkıcılıktır. Başkasına zarar verme amaçlı eylemlerdir. Ama tabii ki saldırganlığın birçok nedeni vardır. Dolayısıyla eğer bir çocukta saldırganlığı değerlendiriyor isek öncelikli olarak tabii ki bu çocuğun içinde yaşadığı aile ve aile tutumlarından başlayarak maruz kaldığı herhangi bir saldırganlık davranışı veya şiddete yönelik bir deneyim olup olmadığına çocuğun saldırgan eylemleri ile elde ettiği ikincil kazanç dediğimiz çocuğun bu davranışları ile ne elde ettiğine yönelik değerlendirme yapmak gerekir. Aynı zamanda anne babanın çocuğun bu davranışlarına yönelik tutum ve yaklaşımları çok belirleyicidir. Bazı bebeğinler saldırganlık konusunda çok sert tepki gösterebilirler. Çocukta saldırganlığı engellemek için çocuğa saldırganlık içeren tepkiler vermek örneğin saldırganlığın pekişmesine neden olur. Ya da bazı anne babalar çocuklardaki saldırganlığı önemsemeyebilir, göz ardı küçümseyebilir. Bunu bir sorun olarak görmeyebilir. Bunlar da çocuklarda saldırganlığın atmasına yol açabilir. Çünkü çocuklar henüz daha davranışları ile ilgili sınır koyma e, düzeyinde gelişim gösterdikleri için bu sınırları koyma e, açısından yetişkinlerin rehberliğine ihtiyaç duyarlar. Burada ebeveynlerin yeterli rehberlik etmemesi son derece önemli bir faktör olabilir. Aynı zamanda çocuğun saldırganlığı model alması, öğrenmesi ailesi, akranları, okulu, toplum, medya farklı şekillerde saldırganlık içeren, şiddet içeren görüntü, eylem ve e, uyarılara, uyaranlara maruz kalması saldırganlık açısından en büyük risk faktörleri arasında sayılmaktadır. Dolayısıyla özellikle saldırganlık eğilimi yüksek olan çocuklar ve saldırgan davranışları sıklaşmaya başlayan çocuklarda erken dönemde müdahale etmek ve gerekli önlemleri almak gerekir. Utangaçlık ve çekingenlik ise bir başka duygusal e, sorunlar arasında yer almaktadır. Aileler çocuklarının utangaçlık ve çekingenlik yaşadıklarında oldukça endişelidirler. Bu çocuklar kaygı, korku, yeni bir sosyal ortama girme, yeni ve ilk tanış ilk defa tanıştıkları veya hiç tanımadıkları ortamlarda özellikle e, oluşacak yeni durumlara alışma noktasında birazcık daha endişelidirler. Daha ee, çekingen durumdadırlar. Dolayısıyla ebeveynler aslında bu noktalarda bu endişelerini paylaşırlar. Utangaç çocukların genel olarak mizaçlarında da birazcık daha e, sınırlı kaldıkları, daha çok ketlenme eğilimi yüksek olan çocukları oldukları gözlenmekle beraber çocuklar sosyal ilişkilerde kendilerini ortaya koymaları koymayı zaman içerisinde sosyal ilişki deneyimleri arttıkça ve kendilerine güven duyguları arttıkça geliştirmektedirler. Dolayısıyla bu noktada çocuklara farklı yaşam deneyimleri, farklı sosyal ortamlar sunmak, onların çekingenlik ve utangaçlıkların aşma noktasında baskı yapmadan doğal ortamlarında öğrenme konusunda destekleyici olabilir. Baskı yapmadan, cezalandırmadan, zorlamadan çocukların kendilerini sosyal ortamlarda açmaları konusunda fırsatlar yaratılabilir. Aile ile mutlaka görüşülmelidir. Okulu ile, sınıfı ile, arkadaşları ile ilişkileri değerlendirilmelidir. Ve bu çocuklarda özellikle kendilerine güven duygusunu artıracak, sosyal becerileri, iletişim becerilerini geliştirecek etkinliklere yönlendirilmeleri sağlıklı olacaktır. Evet, duygusal sorunlardan bir diğeri ise korkular. Çocuklar yaşları ve gelişim süreçleriyle birlikte farklı durumlardan, nesnelerden, yetişkinlerden farklı olarak da özellikle çocukluk dönemine özgü bazı e, özel işte korkular geliştirebilirler. Bunlar görüntü olabilir, hayvanlar olabilir, e, hayali bazı e, kendi yarattıkları e, mesela canavarlar olabilir, izledikleri bir film olabilir, maruz kaldıkları bir korku durum olabilir, aile içinde yaşanan bir korkuya yöne, korku oluşturacak bir durum olabilir. Örneğin işte eve hırsız girmesi gibi veya çocuğun özellikle korkutucu durumlarla ilgili uyaranlara maruz kalması ile çocuklarda farklı alanlarda, farklı konularda korkular gelişebilir. En yaygın yaşanan korkulardan birisi yalnız yatma korkusu, diğeri karanlık korkusu ve ölüm korkusudur. Yalnız yatma çocuğun özellikle yaşadığı herhangi bir travmatik durum ya da işte yeni bir durum, zorlayıcı bir durumla ortaya çıkan, daha önce kendisi yatabilirken birden kendisi yatmak istemeyip ebeveynleriyle birlikte yatma eğilimiyle beraber ebeveynlerin de bunu iyi yönetememesiyle ortaya çıkabilir. Çünkü bu yatma çocuğun belki uyuyana kadar bir süre yanlarında kalmakla çözülebilecekken ebeveynlerin de çocuğun kendileriyle yatmasına izin vermesiyle beraber pekişebilir. Ve çocuğun tekrar odasında bu korkuyla başa çıkabilecek şekilde desteklemek yerine doğrudan bu korkusunun pekişmesine yol açabilir. Dolayısıyla ebeveynler çocuklarının korkularını anlamalıdır. Korkularını konuşmalıdır. Korkularını ifade etmelerine yardımcı olmalıdır. Korkularını küçümsememelidir. Korkacak bir şey yok. İşte sen artık büyüdün gibi çocuğun korkusunun anlaşılmadığı duygusu ile e, karşı karşıya bırakılmadan bu korkusu üzerine konuşarak rahatlatılması ve tekrar yatağında yatması konusunda destek olunması gerekebilir. Burada bazı çocuğa özgü önlemler alınabilir. Örneğin işte ışığı açık bırakmak, örneğin bir sakinleştirici müzik açmak gibi. Çocukla beraber bazı önlemler belirlenebilir ama çocuğun ebeveynleriyle beraber yatması konusunda pekiştirilmemesi gerekir. Karanlık korkusu yine hem çocukların içinde bulundukları dönem itibariyle hayal güçlerinin genişlemesi hem de korkuyla ilgili özellikle farklı alanlarda çok fazla uyarana maruz kalması örneğin işte sosyal medya yoluyla internet yoluyla, arkadaşları yoluyla ya da kendi hayal güçleri üzerinden ürettikleri bazı korkular yoluyla da karanlık da yine çocuk için korkutucu olabilir. Dolayısıyla yine bu konuda mutlaka çocukta bu korkunun konuşulması, bu korku üzerinden çocuğun duygularının kabul edilmesi, anlaşıldığı duygusunun ona yaşatılması yolu ile bu kontrol altına alınabilir. Ayrılık kaygısı, korkusu çocuklarda sevdiklerinden ayrı kalmak, anne baba, kardeşleri ve ailesinden ayrı kalmak, onları kaybetmek olabilir ya da onlardan ayrı kaldığında kendini kötü hissetmek, başına kötü bir şey gelme korkusu üzerinden de ifade edebilir. Çocuklarda yine ayrılık korkusu sıklıkla görülebilir. Yine tüm diğer korkular gibi bunun da çocukla konuşulması ve anlaşılması gerekir. Kork Eğer bir ayrılık gerçekleşecekse, bir kısa süreli ayrılıklar olabilir bunlar. Bazen ebeveynlerden birinin bir yere gitmesi gerekebilir. Bazen çocuğun belki de anne babanın başka bir yere gitmesi gerektiği durumlarda çocuğun bir başka işte aile büyüklerinden birisiyle kalması olabilir veya çocuğun herhangi bir yere bırakılması olabilir gibi ayrılıklar ilgili çocukla bunun konuşulması çocuğun rahatlatılması çocuğa güven verilmesi bu ayrılık sürecinde neler olacağı konusunda nasıl bir süreç olacağı konusunda bilgilendirilmesi ayrılık sürecinde anne babanın nerede olacağı, çocuğun nerede olacağı, birbirlerine nasıl ulaşacakları konusunda belli kuralların oluşturulması yoluyla çocuğun bu ayrılık sürecinde özellikle desteklenmesi mümkün ve kendini daha güvende hissetmesi sağlanabilir. Ölüm korkusu ise tabii çocuğun yaşına bağlı olarak değişen bir süreç. Çünkü ölüm aynı zamanda çocuk için henüz daha bilinmez, e, henüz daha tam olarak tanımlanamaz bir süreçtir. Ölümün bir geri dönülemezlik olduğunu, ölümden sonra tekrar ölen kişinin geri gelmeyeceğine ilişkin henüz daha zihinsel bir anlama, anlaşılma düzeyini çocuk kazanma sürecinde olduğu için ölümün ne demek olduğunu bilmeyebilir. Dolayısıyla da burada ölümle ilgili özellikle ifade ettikleri, ölüm korkusu üzerinden çocuğun e, neler yaşadığı, çocuğun e, burada Merak ettiği, e, sormak istediği şeyler üzerinden çocuğun da ölüm korkusunun e, konuşulması gerekir. Çocuk özellikle bilmediği durumlarda, e, ölümle ilgili e, tanımlayamadığı durumlar üzerinden daha fazla korku yaşayabilir. Ya da işte çocuğun korkutulması, e, işte mezarlıkla korkutulması, ölümle ölüler ile korkutulması, hayaletler ile korkutulması, cennet cehennem gibi bilinmeyen çocuk için çok anlaşılmaz e, durumlar ile e, konuşulması çocukta ölüm korkusunu tetikleyebilir. Yine çocuğun mutlaka bunu e, anlayabileceği şekilde anlatılması gerekir. Evet, bir başka e, erken çocukluk dönemi sorunlarından ve sıklıkla yaşanan sorunlardan birisi olan kardeş kıskançlığı. Kardeş kıskançlığı aslında çocuğun bir kardeşin doğumu ile ailedeki özel olma, tek olma, değerli olma, e, ailenin merkezinde olma, ailenin en önemli sevgi destesi olma, e, ailenin gözdesi olma gibi statülerini kaybetmesi ile, kaybetme duygusu ile, kaybetme korkusu ile yaşadığı durumdur. Kardeş kıskançlığı ebeveynler tarafından farkında olmadan tetiklenebilir. Kardeş kıskançlığını tetikleyen en önemli nedenlerden birisi özellikle kardeşin gelmesiyle beraber artık her şeyin eskisi gibi olmayacağı konusundaki ebeveyn konuşmaları ve ebeveyn yaklaşımlarıdır. Bununla ilgili yapılan bazı şakalardır, bununla ilgili çocuğa hazır olmadığı. Bu süreçle ilgili duygularının anlaşılmadığı, bir sevgi kaybı, değer kaybı üzerinden yaşadığı bir karmaşa olarak karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla çocuğun öncelikli olarak bir kardeş kıskançlığı tetiklenmeden ve kardeş kıskançlığı ortaya çıkmadan önce çocuğun sürece hazırlanması, kardeşinin doğumuna, doğumdan sonrası olacaklara gerçekçi bir şekilde hazırlanması son derece önemlidir. Burada özellikle çocuğun sevgi ve değer görme, ailenin en önemli e, üyesi olduğuna ilişkin çok önemli, e, o ailenin vazgeçilmez bir üyesi olduğuna ve e, kardeş doğumu ile bir sevgi kaybı yaşamayacağı konusunda e, çok özel olduğu ailenin yeni gelen kardeşle beraber e, kendisinin de sevilmeye devam edileceği konusunda tutarlı bir davranış biçimi geliştirmek gerekir. Kıskançlık bu anlamda çocuğun başa çıkabileceği çok kolay bir duygu değildir. Desteğe ihtiyacı vardır, anlaşılmaya ihtiyacı vardır. Burada anne babanın kardeş kıskançlığını tetiklememek, çocuktaki kardeş kıskançlığını pekiştirmemek adına zaman zaman yeni gelen kardeşe yaptıkları da kıskançlığı tetikleyebilir. Örneğin yanında kardeşi sevmemek gibi. Örneğin işte yeni geleni küçümsemek gibi. Onun e, daha çok yüceltirken kardeşini değersizleştirmek gibi uygulamalar ve yaklaşımlarda çocukta kardeş kıskançlığı açısından risk oluşturur. Oysa gerçek olan şey her çocuğun ayrı ve özel olduğudur. Her çocuğun aile için vazgeçilmez olduğudur. Kardeşinin onun için evet bir arkadaş olabileceği, onu seveceği, birlikte iyi zaman geçirebilecekleri, aralarında güzel şeyler olabileceği gibi zaman zaman birbirlerini anlamakta zorlanabilecekleri gibi daha gerçekçi bir ilişki temelinden anlaşılması gerekir, anlatılması gerekir. Ebeveynlerin de özellikle iki çocuk ya da üç çocuk gibi artan çocuk sayısına bağlı olarak kardeşler arasında ya da çocuklar arasında nitelikli ve tutarlı bir ilişki geliştirme konusunda ebeveynlerin de kendi becerilerini geliştirmesi gerekir.